Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur. Gördüğünüz gibi sistemimizde güç kaynağımızı değiştireceğiz burada. Bunu sorarsanız neden? Buna takacağımız yeni RTX 3060 kartına 550 watt gayet yeterli. Şu an 750 wattlık bir güç kaynağı var sistemde. Daha önceden sistemimizde 3080 vardı. Ondan dolayı güç kaynağımızı değiştireceğiz ve yeni ekran kartı satıp bu sistemi komple satışa koyacağım. Ardından yeni bir hazır sistem daha satın alarak testlerimize devam edeceğiz. Kabloları düzelteceğim. Gördüğünüz gibi çok basit bir prosedür. Zaten tahmin edebiliyorum, artık bıktınız bu sistemi görmeye. Ben de bıktım. Artık gitme zamanı kısaca geldi. 550 wattla 750 watt arasında bir fark görmedim. Belki ağırlık olarak bir fark olabilir ya da parçalarında bir değişiklik olabilir. Burada ikisi yan yana duruyor. Seasonic tarafından 10 sene garantili, çok kompakt, güzel bir güç kaynağı. Arkasında bir tuşu var. O tuşla hybrid dedikleri mod, yani fanımızı açıp devreye koyabiliyoruz. İki tane güç kaynağım daha var. Biri Asus tarafından. Asus da tahminim OEM olarak Seasonic'i kullanmış. Çünkü güç kaynakları çok birbirine benziyor. Aynı çıkardığımız tarzda tekrar takacağız. Ardından 24 pinlik anakarta güç kablosunu takacağız. Daha sonra CPU için 8 pin olanı da takacağız. Ve ekran kartı kısmına geleceğiz. Zor bir prosedür değil. Size daha önce termal macunu nasıl değiştirdiğini gösterdiydim. Ardından soğutucumuzu nasıl çıkarıyoruz ve şimdi de güç kaynağını nasıl değiştirmek çok kolay bir olay olduğunu bu videoda sizlere sunuyorum. Tabii bu kabloları derli toplu bir güzelce toplayacağım. Güzel, şu tarzda. Bu arada kanala üye olmadıysanız olmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler. Kablolarımızı bu tarzda topladım. Kapağımızı kapatacağız. Kullandığımız kasa burada Invin 303 kasası. Önerdiğim bir kasa mı? Tam değil. Tam değil. Benim burada sadece yaptığım güç kaynağını değiştirdim ve daha basit bir ekran kartı taktım sistemimizin içine. Bu da termallerimizi, yani derecelerimizi daha iyi yapacağına inanıyorum. TDP yönü açısından. Burada bu fanı çıkarmam gerekiyor çünkü kabloyu bir türlü takamadım. Gördüğünüz gibi bazen sıkıcı mı diyelim, demeyelim mi, bu tip olaylar da yaşayabiliyoruz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Sizlere de bunu göstermek istedim bu videoda. Bu fanı çıkaracağım. Ardından sonra kabloyu da takacağım. Ondan sonra ekran kartımızı takma bölümüne geleceğiz. Gördüğünüz gibi. O kilit mekanizmasını çıkarıyoruz. Ardından vidalarımızı çıkarıyoruz. Kartımızda iki slot kaplayacağı için iki tane yer açtık ona. Burada bir klikleme sesi oluyor. Onu duyduğunuz zaman zaten bilebilirsiniz ekran kartınızı doğru tarzda taktığınızı. Ben biraz yorgundum, ondan burada biraz uğraşıyorum. Normalde çok basit ama.
Bu tarzda aynen öyle. That's the click sound. 8 pinimizi de taktık. Biraz daha kablolarımızı derli toplu yapacağız. Sistemimizi test ediyoruz. Her şey yolunda. Tertemiz yapıp satışa gidecek bu arkadaşımız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Let's go.